Nisa Gelin'in salonu metrekare olarak küçük olduğu için biraz kalabalık duruyor. Gümüş kulp detaylı, istiridye model kanepeler parlament mavisi ve krem rengi olarak kombinlenmiş. Yine krem rengi ve parlament mavisi sandalyeler oturma grubuyla takım. Tüme cam tablasıyla zigonlu orta sehpa çok şık. Ancak mat metal detayları aksesuarlarla uyumunu bozmuş. Pencerede stor, kruvaze tül ve üçlü fon perdenin kombini karmaşık bir görüntüye neden olmuş. Son olarak duvarda iki büyük aynaya yer verilmesinin salona derinlik kattığını belirtelim ve sözü gelinlerimize bırakalım. Orta sehpanı beğendim ama üstündekini uyumlu bulamadım yani. Koltuklarına ve perdene, havluna hiçbir şeyine uymamış burada. O dantelden bir parça dantel. Evet. için koymak istedim. Evet, dantelin üzerindeki biraz objeler çok güzel. Ben takımını evet, onu beğendim. Salona çok uydurdum. Teşekkür İkisini ederim. De çok beğendim ama o dantel onların altına olmamış. Olmamış. Evet, zaten modern bir şey değil. Ama çeyizimden altındaki diye koymak istedim. Çeyizine koyabilirdin. Çeyizli buraya derdim. Çeyizinde de zaten yeterince ürünler var. Göreceksiniz. İşte orada yeterince var. Değil. Bunu da oraya koymasaydın olur. Bunu burada sergilemek istedim. Ben gayet ne olsaydı bunu. Mesela orta sehpa boş üzerinde. Da olabilirdi. Yani dantelin üzerinde durmasındansa yanına birkaç küçük aksesuar veya o kitap kutulardan da durabilirdi. Ama sadece dantelsiz de dursa bence daha olabilirdi iyi dururdu. Evet. Ama çok kullanışlı değil mi? Çok evet, seviyorum. Evet, sehpa modellerini de çok bir beğeniyorum. Bir tane ben. Ve hop digonlar yer kalıyor. Çok alıyorsun küçük sehpa. Çok güzel, çok kullanışlı. Evet. Rengi de güzel evet. olmuş. Rengi uyumlu. Mobilyalarında da evet. silver, o gümüş detayları var zaten. Ama sanki buradaki biraz parlatıcı değil mi? Bu mat. Evet, evet. Biraz mat kalmış. Bu kadar daracık bir alana büyük sehpa mı? No. Yani orta sehpa bu sonuçta. Herkesin uzanabilmesi gerekiyor. Büyük, küçük. Bence gayet güzel boyutu. Dantellerimi Esin gibi mutfakta kasnağı almadığım için mi demode oldu benim dantellerim? Evet. Ben fotoğraf çok beğendim. Güzel. Fotoğraf çok güzel. Çok beğendim. Ama çerçeven çok basit. Aynen. Ama ben düşünüyorum salon için valla uygun değil. Bana göre yatak odası. Ben şöyle düşünüyorum. Ben de çok güzel. Ben de yatak odasında resim sevmediğim için ciddi salon. Misin? Evet sevmiyorum Aslı Hanım çok fazla. Masanın üzerine de albüm, düğün albümün galiba evet. o. O albümün mesela komodinin üzerinde durabilirdi. Yani sürekli yatak kullandığım için mi? Yemek masasının üzerinde onu dekoratif olarak ben beğenmedim. Albümün kendisi de koltuklarla renk ton olduğu için oraya koymak istedim. Yatak odasında farklı bir obje olabilirdi. Salonda ne kadar renk varsa hepsini kullanmış. Ben hiçbir uyum göremedim. Çok karmaşıktı. Evet. Ben perdesini uyumlu bulamadım. Yani o desenler hoşuma gitmedi fonlardaki. Bir de birçok renk farkı varmış gibi değil mi? Biri evet. beyaz, biri krem, tülün biri güzel beyaz. Ama fonların çok uyumlu. Mesela evet, en yukarıdakini renkli yapsaydı daha güzel olur. Mesela o gri veya lacivert olsaydı. Düz renk olmadı. Aynen. Yani zaten her şey gri ve lacivert. Yukarıdaki tamam, beyaz asma köşeye beyaz diye orayı öyle yaptık. Rustik. Dikkat çekmesin. Rustik, rustik mi o? Tatlımı tanıştırayım. Bu rustik. Bu da mükemmel perdelerim. Bu rustik perde eskiden banyolara takılan, duşakabinlerde örtülen örtü değil mi? Perdeymiş neyse. Evet, rustik, rustik deniyor ona. Evet. Ben böyle daha kız ne bileyim o ortasındaki şey falan rustik. Ama şurada da beyaz kullanılmış. Koltukların ayaklarında beyaz var. Ben keşke gümüş olsaydı. Evet ben de çok keşke gümüş olsaydı. Detayları beğenemedim. Sehpa, gümüş, bunlar gümüş. Bir de halında da ben koltuğun renginden isterdim yani. Aralarda ama bence ama çok güzel. Bence. Çok sade şık bence. Bence güzel. Halı bence uyumlu. Çok sırıtmıyor bu koltuk. Evet. Çok takımda. Beyaz. Yani. Ve renk olabilir çok güzel. Buraya. Koltuk. Mavi benim en aslında. Çok evet. güzel renk. Halını çok... kaça aldın hayatım? Halım 2000 TL'ydi aslında. Orta sehpanı? 3500 TL. 1500. Halıyı beğendiler ama bir tek sen galiba içinde bir mavilik ararım. Biraz renk isterim, evet. Salon bence dekorasyon çok azdı. Yorum da yapamadım çünkü hiçbir şey yoktu açıkçası. Bu yüzden. Peki fonları kaça yaptırdın tüllerini? Tülüm takım olarak 3500 TL'ydi. 3500 TL burası. Evet. Sizce uygun hanımlar Rusya ile birlikte. Evet, yıl öncesine göre bence normal zaten. Koltuklarını evet. merak ettim. Modelini beğendim. Ne kadar? Koltuğum, yemek masam ve aynalarım hepsi birlikte 17.000 TL. Bir şey ne zaman? Bir sene mi önce? Geçen. İki sene oldu. İki sene. Yani düğünden bir yarım sene önce aslında aldım. Şuralar bombeli ya. Gittikçe düzleşiyor. Modeli mi o şekilde yoksa kolunu koya koya mı öyle o hale geldi o? Yok hayır. Özellikle buradan bakınca şey arkası değil. Tam bombeli gözüküyor. O taraflar düz gözüküyor. Kol koyunca, acaba kol koyunca çöküyor olabilir. Mu diye. Allah Allah. Yok. Benim dikkatimi çekmedi hiç.
Yani buraya fark görmüyorum. Berjerlerin midye galiba değil mi? Midye olarak merak geçiyor. Ettim. Sildiyse evet. Buraları sıkı 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 sildin mi? Yani sildim şöyle. Ama o kadar fark olacak kadar silmedi. Yani buradan çok net gözüküyor. Wow, elle de hissediliyor bak. Elini koy bak şimdi bak. Burası ben biraz kokusu çok severim o yüzden. Evet. Herhalde kol koyulduğu için. Tabii. Aşınmıştır. Ya salon ona göre güzel ama renkleri çok karıştırmış. Ben maviyi zaten çok sevmem. Evimde de kullanmam. Mavi koltuk nedir ya? Beğenmedim onu. Evet. Bu ev tam renk sevenler için. Ben de renk sevmiyorum. Evet aslında mavi ve beyaz uyumu çok fazla var. Evet. Ferah ve renkli şeyleri yani seviyorum. Evet. Ben de tam tersi. Bak benim kolumdaki bileklikte de var. Şimdi onu bak, çok farklı bir parça. O çok güzel. Orada ya güzel. Ya uyumuş yani. Aynen, orada güzel. Sanki bunun gibi bak bu da. Ama ayakkabılarınızda gold detayı var aslanım. Onunla çok bağdaştırdım. Bu uyumamış mesela. Evet. Ben bunu o yüzden saklıyordum. O tek başına çok güzel. Şöyle yapayım. Saatimi çıkardım ama bu kalmış orada. Yeşille bunu gold da bununla uydurdum. Bende. Olmuş mu? Daha evet. Oldu. Evet. Ayakkabım tüpeler. Ayakkabı uyumlu. Evet. Orada da dikkat ediyoruz evet. Tabii ki. Teşekkür rengi ederiz. Kıyafete kullanalım aslında. Tabii. Evimizde de. Evet. Öyle mi? Katılıyorum. Şurada bu konuda katılıyorum ben. Mesela benim koltuğum bu renk olsa 2 sene sonra niye bu mavi almıştım? Yani değiştirilebilir bir şey sonuçta. Çok İlerleyen daha renkli bir şey değil sonuçta. Belki kaplatabilirsin. Diğer şeyler gri, geçen beyaz. Geçen senenin bütün gelinlerinde bu model koltuk. Şu evet. Midye koltuklar bana da artık yani. Çok klişe geliyor. Yani birçok geçen evet. Sene bütün gelinler evet. O zamanın modası evet. Oydu yani. Şimdinin modasına ya tekliler. Farklı da tercih edebilirdim. Bence o zamanın modası diye bir şey yok. Ben buna katılmıyorum. Ben onu sevdim onu aldım. Farklı tercih yani. Edebilirdim. Ama geçen sene çok çekti. Geçmiş değil, çok çeşit vardı. Çok yeni yani. Evet, ben de aynıyım zaten. Bir yıl önce evlendik. 1001 çeşit koltuk takımları yani vardı. Bunu beğendim, bunu aldım. Ve her yerde olması bir yıldan şey daha eski moda. Geçen sene ait bir moda değil o. Bu bir 5 senedir var. 3-5 senesi var aslında bunun, evet. Var. Ben evet. O yüzden artık bak çok klişe çok buluyorum. Rahat, tamam. Yani güzel evet. Bile olsa ayakları çok basit. O koltuk ayaklarında da beyaz, krebin altına beyaz olmaz yani. Full metal olsaydı bence daha şık görünürdü. Kremle beyaz zaten yan yana bence hiç. Yani beyaz beyazlar çekmiyor. Her yerde beyaz var zaten. Sert plastik sanırım zaten o. Ama sandalyelerin ayakları da bakın beyaz hanımlar. Evet, evet. Aynı. O da o sandalye kumaşından sonra o beyaz çok çiğ geliyor bence. Bence de. Aynalarında da var, masasında da var. Perdedeki gibi yan yana durunca olmuyor. Yani çok garip durmuyor bence. Koltuk ayakları çok komikti yani. Çok demodeydi. Hayatımda öyle bir koltuk ayağı ilk kez Nisa'da gördüm. Koltuk ayakları beyaz, orta sehpası mat gümüş. O mavi koltuk. Benim yorumlarım artık burada tükendi. Gerçekten koltuk ayakları mı tek problem? Onu da halımla kombinledim beyaz olarak. Evet. Peki başka ekleyeceğiniz bir şey var mı? Yapay çiçekler. Yine mi yapay? Yine yapay. Eyvah yakaladı Sude yapay yine çiçekleri. Ben beğendim ya. Bu çiçeği. Yani. Sen beğenirsin evet, aynı. Sen sende de var. Temizliği kadar. Başka bir şey yapalım. Benimkisi, benim mememiz de evet, var. Çok yapay. Olmadığı sürece. Evet, çok da yani evet dozunda bence gayet gün çoktu. Güzel. Yapay veya her değil. Çok, ben etmiyor. Çok seviyorum. Daha da alacağım evet, yani. Ama şöyle bir şey var. Herkesin evi güneş alacak diye bir kaydı evet, yok. Evet. Güneş almıyor. Bakımı ve çok canlı zor oluyor. Çiçeklerin bakımı zor oluyor. O sebeple evet, böyle evet. Yapay çiçekler, bitkiler tercih ediyorlar. Evet. Evet hanımlar o halde ekleyeceğiniz bir şey var mı? Son bir şey var. Tamam. Cevap vermişim. Güzel olan yapay çiçekler var. Ha. Bu güzel değil. Onun evindeki de güzel olanı da söyledim. O ince ince olan mesela aşırı güzeldi. Palmiyelere takılmıştım. Ben çok güzel buluyorum. Güzel ve çirkin iki aradaki ince çizgi. Ondan bahsediyorum canım. Anladın mı? Mesela bu da güzel değil. Canım, ben seni beğeniyorum. Ben o modelleri çok beğeniyorum. O güzel olan güzel zaten. Salonuma. Bakınca görülüyor. Ben o yapay çiçeklerle dün 13 puan aldım. Biz verdik. Canım. Ben de demek ki hak ettim ki aldım. Tamam hak ettiğini veriyoruz zaten. Ki. Hak etmediğinden kırıyoruz. Teşekkür ediyorum. Rica ederim ne demek. Peki. O zaman sizi mutfağa yollayayım. Bakalım gelinimizin mutfağı nasılmış? Bakalım. Tabii Aslı Hanım. Kesinlikle bu evin demode olduğunu düşünüyorum.